Adnan Bey, bugün 18 Mart, Çanakkale Zaferimizin 103. yıl dönümü oldu. Tüm milletimize kutlu olsun diyoruz ve vatanseverlikleriyle, fedakarlıklarıyla, cesaretleriyle yüksek bir ruh sergilemiş olan kahraman şehitlerimizi rahmetle anıyoruz. Bildiğimiz gibi Çanakkale Zaferimiz Türklerin hayatını değiştiren, Kurtuluş Savaşı'na damgasını vuran, dünya tarihinin en önemli savaşlarından biri. Gelibolu'da büyük bir kahramanlıkla sonuçlanan ve Mustafa Kemal Atatürk'ün "Askerlerimize ben size taarruzu emretmiyorum, ölmeyi emrediyorum" dediği, sadece Türklerin değil, bütün dünyanın hayatını değiştiren bir zaferimiz. Savaşta 490 bine yakın askerle gelen işgalci kuvvetler 300 binden fazla kayıp verdiler. Biz ise 315 bin askerimizden 250 bini yurdumuzu korurken şehit oldu. Allah hepsine gani gani rahmet etsin inşallah. Allah Allah. Çok büyük olay olmuş ya. Yani çok çok büyük bir olay. Bir tavır asker üzerine bir bulut geliyor. Tamamen yok olmuş Çanakkale'de. Yani onu daha hala açıklayamıyorlar. Bir bulut üzerine geliyor. Kaplıyor bulut. Bulut kalktığında hiçbirinin olmadığını görüyorlar. Yani bir kişi, 10 kişi falan da yüzlerce insan ama. Bu bir mucize yani. Bunu daha hala anlatabilmiş değiller. Çanakkale'de kendi cenaze namazını kılan şehitlerimizin resmi. Çanakkale Savaşı'ndaki İngiliz kumandanı tarihçi Hamilton, bizi Türklerin maddi gücü değil, manevi gücü mağlup etmiştir. Çünkü onların atacak barutu bile kalmamıştı. Fakat biz gökten inen güçleri müşahede ettik diyor. Evet, yani onlar Deccal taraftar olduğu için o tip metafizik şeylere çok korkuyorlar, anlıyorlar onu. Kendilerinde öyle metafizik güç var zannederken böyle manevi algıları da oluyor tabii onların. Yani melekleri görmüşler demek ki. O da onları sarsmış. Yani morallerini bozduğu anlaşılıyor. Tabii Çanakkale'de aslanlar kendi taburlarının cenaze namazlarını kendileri kılıyorlardı. Sürekli cenazeler geliyordu. Şehit cenazeleri. O taburdaki askerler o kendi taburunun, kendi arkadaşlarının cenaze namazlarını eda ediyorlardı. Yani şehit namazı kılınıyordu. Çok acayip. Mesela bugün 18 Mart Çanakkale Zaferi'nin yıl dönümü. Afrin'de de aslanlar Afrin'e girdiler. Yani çok acayip bir rastlantı. O da burada da İngilizlerin devleti yeniliyor. Orada da yenilmişlerdi. Burada da yenildiler. Çok manidar. 18.